Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu yakışıklı adam torpili sayesinde sahil güvenlik ekibine rahatlıkla girebileceğini düşündü. Ama ekibin başındaki Mitch için, bu küstah adam için farklı planları vardı. Çocuğu herkesin gözü önünde başaramayacağını düşündüğü bir parkura soktu. Aktif bir yüzücü olan Matt bu parkuru kolaylıkla geçmeyi başardı. Ama gücünün çoğunu burada harcamıştı. Şimdi ise karşısında asıl parkur ve rakibi Mitch vardı. Kaslı adam bu genç çocuğa hiç acımadı. Herkesin gözü önünde onu rezil etti. Çünkü can kurtaranlık disiplin gerektiren ciddi bir meslekti. Bu çocuğun ise burnu oldukça havadaydı. Herkes onları izlerken sahilden birinin boğulduğu haberi geldi. Can kurtaranlar ekipmanlarını alıp hızlıca olay yerine giderken, Matt de kendisini ispatlamak için peşlerine takıldı. İnsan kurtarmak ve okyanusta yüzmekte çok fazla deneyimi yoktu. Bir şeyler deneyip insanları kurtarmaya çalışsa da bunu beceremedi. Neyse ki can kurtaranlar zamanında yetişmeyi başarmıştı. Boğulmakta olan insanları sahile taşımayı başardılar. Matt'in ise bu olaydan sonra gözü birazcık korkmuştu. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Genç kız adamın hayatını kurtarmak için hemlik manevrası yaparken adamın hiç hesaba katmadığı bir şey oldu. Yanındaki arkadaşının uyarısıyla bunu fark etti ve kızdan gizlemek için önündeki şezlonga atladı. Bu sefer de organını şezlonga sıkıştırdı ve bir süre bunu gizlemeye çalıştı. Durumu fark eden kız arkadaşının da yardımıyla onu kurtarmaya çalıştı. O sırada çocuk utancından kaçmak istedi. Neyse ki şezlong kırıldı ve kurtuldu. Bu genç adam aslında yıllardır kızla yakınlaşmak için can kurtaranlık sınavlarına giriyor. Bu sene şansı yaver gitti ve sınavı kazananlar biri oldu. Ama sahil eskisi gibi değil. Bu sahilde ilginç olaylar dönüyor. Sahil güvenliğin başındaki adamın bu durumu fark etmesi geç olmadı. Durumu insanlara açıklamaya çalışsa da kimse onu dinlemedi. Görev yetkisinin dışında kalıyordu. Ona yardım edebilecek ve inanan insanlar sadece kendi ekip üyeleriydi. Ekibiyle beraber tehlikeli bir işe kalkıştılar. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın. Gece yarısı olduğunda ekip üyeleri gerçekleri ortaya çıkartmak için partiye gitti. Genç adam hoşlandığı kız arkadaşıyla beraber hemen teknenin arkasına geçti. Üzerindeki takım elbiseyi çıkartarak ve teknenin altına daldı. Araştırmanın ardından delil olabilecek maddeyi buldu. Bu sayede Matt'i kurtarıp işini geri verebileceklerdi. Ekibin diğer üyeleri ise bu sırada boş durmadı. Kaçırılan iş adamını buldu. Teknedeki korumalar durumu fark etti ve adamı bayılttı. Patroniçe yapmış olduğu bütün organizasyonun açığa çıkmasını istemiyordu. Hızlıca bu genç adamdan kurtulmak için bir plan yaptı. Genç adamı bir kafese yerleştirdi ve suyun altına gönderdi. Adam tam öleceğini düşündüğü sırada Mitch onu kurtarmayı başardı. Sudan çıktıktan sonra vakit kaybetmeden ekibin diğer üyelerinde yardımıyla kadını durdurmaya başardılar. Belediye başkanı dahil bu olayın içerisinde bir sürü insan bulunuyordu. Hepsi tutuklandı ve adaletin önüne çıkarıldı. Ronnie ise sonunda istediğini almış ve kızla sevgili olmuştu. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.